Kanal Urfa Ana Haber'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli teknoloji hamlesinin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerin ilham kaynağı İstanbul Teknofest'te konuştu. ABD ve Avrupa'ya da mesaj veren Erdoğan, bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler beyhude bir işle uğraştığını bilmelidir dedi. İşte bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bu toplantıdan sonra Amerika'ya bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz ve geniş bir heyetle hareket ediyoruz. Ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelere dair ne düşünüyorsak, ne inanıyorsak, ne yapmak istiyorsak hepsini de tüm devletlerin temsilcilerinin önünde açıkça ifade edeceğiz. Gizli saklı değil, açık ve net. Devlet başkanlarıyla, liderlerle yapacağımız ikili görüşmelerde de yine kendilerine bunları açık ve net olarak anlatacağız. Dünya ekonomisi toplanacak, onlarla bunları konuşacağız. Türkiye'nin bu büyük meydan okumasının elbette bir bedeli vardır. Ama biz bu topraklarda yaşamaya karar vermekle zaten her türlü bedeli ödemeyi göze almış bir milletiz. Dolayısıyla bize gizli açık tehditlerle bedel ödetmeyi düşünenler, bunun hesabını yapanlar beyhude bir işle uğraştıklarını bilmelidirler. Eskiler ne diyorlar? Ölümden öte köy mü var derler. Bu millet en ağır bedel olan ölümden bile korkmadığını 15 Temmuz'da göstermiştir. Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurulması kararı alınmasının ardından gözlerin çevrildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde zırhlı araç ve helikopter hareketliliği yaşandı. Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6. hava devriyesini gerçekleştirdi. Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyindeki tahkimatlarının gözlenmesi sonrasında Türkiye ve ABD tarafından güvenli hale getirilmesi hedeflenen bölgede ortak hava devriyeleri başladı. Türkiye ve ABD'ye ait 4 helikopterle 5 kez ortak devriye yapılarak havadan keşif ve gözetleme yapıldı. 8 Eylül günü de iki ülke zırhlı araçlarıyla Tel Ebyad kırsalında müşterek kara devriyesi gerçekleştirdi. Hareketliliğin sürekli arttığı sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi semalarında bu sabah saatlerinde de iki helikopter görüldü. Akçakale ilçe jandarma komutanlığındaki piste inen Türkiye'ye ait helikopterlere yakıt takviyesi yapıldı. Aynı sırada daha önce boşaltılan ve TSK tarafından kullanılmaya başlanan Akçakale geçici barınma merkezinde bulunan zırh araçlarında sınır hattına doğru gittiği görüldü. Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye'nin kuzeyinde 6. hava devriyesini gerçekleştirdi. Daha önce ortak devriyelerde TSK'ya ait helikopterlerin Türkiye sınırına yakın noktalarda, ABD helikopterlerinin ise Suriye tarafını yaptığı devriye görevi, bugün ise Tel Ebyad ve iç kesimlerinde gerçekleştirildi. Tel Ebyad üzerinde iki ülkeye ait 4 helikopterin ortak uçuşu Türkiye sınırından da çıplak gözle izlendi. Yaklaşık bir saat süren devriye görevinin bitişi sonrasında helikopterler yeniden Akçakale'ye döndü. Askeri personelleri indiren Türkiye'ye ait helikopterler Şanlıurfa'ya dönerken ABD'ye ait helikopterlerin ise Suriye'deki üs bölgesine geri dönüş yaptığı öğrenildi. Öte yandan helikopterlerin devriye görevi esnasında sınır hattının Suriye tarafında anız yakılmasıyla oluşan alevlerin yoğun duman çıkardığı görüldü. Sayın seyirciler, han içinde hanlardan oluşan Gümrük Hanı, Şanlıurfa'nın adeta geçiş noktası oldu.
Han'da kimi iş stresinden kurtuldu, kimi ise misafirini ağırladı. Uzun sözün özü, yerlisi de yabancısı da Şanlıurfa'yı ve Gümrük Han'ını çok sevdi. Otantik bir yer yani burası. Yeni keşfedildi burası Gümrük Han. Burayı Sultan Süleyman döneminde yapılmış. Burası asas kervansaray. Yani günü gününe asas iznaların yenilme yeri olan bir yer. Sultan Süleyman bunu düşünmüş. Bütün atlılar, develiciler gelip burada istirahat görürmüş. Şanlıurfa'nın tarihi Gümrük Han'ı 7'den 70'e herkesin uğrak noktası oluyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistler tarihi Han'da çay ve kahvesini yudumlamadan peygamberler şehrinden ayrılmıyor. Uzun yoldan gelen, yoldan geçen herkesi bir kültür otağı gibi bünyesinde bir araya getiren Gümrük Han'ı bu yılda ziyaretçileri tarafından oldukça rağbet gördü. Kanal Urfa mikrofonlar aracılığıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, Gümrük Han'ı çok sevdiklerini, herkese Şanlıurfa'nın tarihi güzelliklerini görmeye davet ettiklerini aktardı. O kadar yorgun mu, o kadar sıcağa karşı böyle bir serin yerde bu ortamı yakalamak harika bir şey. Zaten buraya gelince kalkmak bilmiyorsunuz. Ya ben bu Gümrük Han'a geldiğim zaman kendimde huzur buluyorum. Her şeyi unutuyorum. Burada sıcak bir ortam var, sevgi, saygı var. İnsanların birbirine yaklaşım tarzı pozitif. Çok güzel bir duygu. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Burada olmak güzel hissettiriyor. Gerçekten de burası huzurlu bir ortam. Bir de Balıklı Gölü'nün yanı, peygamberler şehrinden verdiği bir huzurla doluyor burası. Arkadaşlarımızla arada bir gelip burada sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Güzel bir ortam oluşturuyor burada. İşte o ortamın da verdiği bir şeyle güzel bir muhabbet ortamı oluşuyor burada. Tabii burada insan huzur buluyor. Bir de buranın menekşe kahvesi hiçbir yerde bulunmaz. Arkadaş sohbetleri. Urfa zaten misafirperver bir memleket. Onun için burada geldim, huzur buluyorum, mutlu oluyorum. Tarihi bir mekan, serin bir yer. Dışarıdan gelen insanların uğrak yeri zaten. Kalabalıktan da belli oluyor zaten. Urfa'nın tarihi dokusunu istiyor burası. Buraya gelip oturan insanlar gayet güzel bir şekilde, memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Gümrük Han'ı bizim için önemli yerlerden bir tanesi. Mekansal anlamda çok büyük etkiye sahip. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından bir tanesi. İnsana başka bir atmosfer sağlıyor. Çünkü 7'den 70'e birçok insanın buluşma noktası. Bütün etnik yapıyı kendi içerisinde barındırıyor. Böyle bir etki yaratması da İçinde bulunan insan tarafından güzel bir hoşnutlukla karşılanıyor. Yani Göbekli Tepe'den sonra dinlenme alanları Gümrük Han diyebiliriz. Genelde Göbekli Tepe'yi gezdikten sonra buraya gelip çaylarını içiyorlar, kahvelerini içiyorlar. Güzel bir ortam olmuş oluyor burada. Eğlenmiş oluyorlar. Yani güzel bir sosyal faaliyet oluyor onların içinde, turistlerimiz içinde. Yerli turist olsun, yani yabancı turistler için de güzel bir ortam oluyor. Burası yani Urfalıların, yaşlıların uğradığı yer Gümrük Hanı'dır. Evden kaçan, hanımdan kaçan Gümrük Hanı'na gelir. Hanım olmayan da Gümrük Hanı'na gelir. Hanımlar duymasın. Ha, duyarsa da duysun. hanımı olan da buraya geliyor, olmayan da buraya geliyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali fıstık hasadı ile başladı. Fıstığın ana vatanı Şanlıurfa'da hasada katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, fıstığı ağacında görmek ve toplamak isteyenleri Şanlıurfa'ya davet ediyoruz dedi. Türkiye'de 100 bin tonu aşkın fıstık üretimiyle birinci sırada yer alan Şanlıurfa'da Urfa fıstığı hasadı devam ediyor. Karaköprü ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi'ne başlayan Urfa fıstığı hasadına katılan Başkan Beyazgül, Keten Köyne'yi fıstığı olarak bilinen Urfa fıstığı topladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Şanlıurfa Lezzetleri İsot Festivali'ne ve fıstığın kalbinin attığı Şanlıurfa'ya herkesi davet etti. Fıstığın ana vatanı Şanlıurfa'dayız. Esasen fıstık Şanlıurfa'da tek tek dağlarından doğmuştur. Şimdi buralara baktığımız zaman bir orman gibi.
ve Şanlıurfa Kırkpınar köyündeyiz. Ve burada fıstık ağaçlarımızdan fıstıkları biraz topladık. Ama gördüğünüz gibi oldukça güzel ve olgun fıstıklar. Esas Urfa fıstığı, Keten köyüne Urfa fıstığı diye bilinir. Bu fıstıklar daha olgun, çatlağı daha fazla ve dışı ipek gibidir. Urfalılar bu fıstığı daha çok fazla sever. Ama genelde Urfa'nın bütün çevresi, Bozova, Birecik, Halfeti bir orman şeklinde fıstık ağaçlarıyla doludur. Türkiye'de en çok fıstık üreten şehir Şanlıurfa. Evet, bu nedenle de Urfa'da fıstık sanayi gelişmiştir, fıstık paketleme gelişmiştir. Ve biz fıstığı ağacında görmek isteyen, dalında toplamak isteyenleri Şanlıurfa'mıza davet ediyoruz. Karaköprü Belediyesi'nin öncülüğünde çevre temizliğine farkındalık oluşturmak adına 158 ülkede aynı anda kutlanan Dünya Temizlik Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Karaköprü Belediyesi Let's Do It hareketiyle 158 ülkede kutlanan Dünya Temizlik Günü etkinliğine öncülük ederek Şanlıurfa'da kutlanmasını sağladı. Karaköprü mesire alanında yapılan programda çocuklar için çeşitli oyunlar, etkinlikler, mini tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi yapılırken vatandaşlara fidan ve çöp poşeti dağıtıldı. Yemyeşil ve temiz bir Karaköprü mesajı verildi. Program Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi öncülüğünde gerçekleştirilirken Yeşilay Türk Eğitim Gönülleri Vakfı, Tema Vakfı, Urfa Bisiklet Topluluğu ve Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığında yapıldı. Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Karaköprü Belediye Başkan Vekili Müslüm Korkmaz, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, 158 ülkede yapılan böyle bir etkinin Karaköprü'de gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Genel yönetimler olarak Büyükşehirimiz, ilçe belediyemiz temiz bir çevre sloganıyla temiz çevre noktasında gayretli ve çalışmalarını yürütüyorlar. Ama bugün Dünya Temizlik Günü'nde yine çevrenin temiz bir noktada kalması için, bireyin bilinçlenmesi için Karaköprü'den şu anda bu faaliyetin başlanmış olması, yapılmış olması çok önem arz ediyor. Programda katılımcı kurum ve kuruluşlara plaket dağıtılırken Başkan Vekili Kaytan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydil'in selamlarını söyleyerek katılımcılara teşekkürlerini iletti. Programın sonunda Başkan Vekili Kaytan ve davetliler çöp toplama etkinliğine katılarak mesire alanında çöp toplarken Başkan Vekili Kaytan mesire alanında piknik yapan vatandaşlara piknik sonrası çevre temizliği için çöp poşeti verdi. Temizlemeleri gerekiyor. Ben size bugüne artık önemine binaen bu çöp poşeti bırakıyorum. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasında çıkan yangında toplanarak istiflenen yaklaşık 12 ton pamuk yanarak kül oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Özbek asıllı Müzbeh Görkem isimli vatandaşa ait pamuk tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın toplanarak istiflenen 12 tonluk pamuk balyasına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yaklaşık 12 ton pamuğun küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Eyüpiye Belediyesi, hasta yakınlarının rahat koşullarda zaman geçirmesine olanak sağlayacak bay ve bayan hasta yakınları misafirhanesini Eyüpiye 800 yataklı devlet hastanesi bitişiğindeki Hacı Hamdi Kaysı Camisi'nde hizmete açtı. İlçe dışından ve kırsal mahallelerden gelen vatandaşların konaklayacakları adres olacak olan misafirhanede hasta yakınları için her türlü konfor düşünüldü. Bay bayan şeklinde iki ayrı bölümden oluşan misafirhanede mutfak, lavabo ve yemek salonu bulunuyor. Açılışta konuşan Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mevcut yapının da belediye hizmet binası olarak vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi. Eyüpiye'nin ek binaları Haliliye mücavir alanı içerisinde. O yüzden Eyüpiye'li kardeşlerimiz mecburen
hizmet alabilmek adına Halil'e gidiyorlar. Daha önceki yönetim hemen hastanemizin yanında hasta yakınları misafiresi diye bir bina yaptılar. Halkımızla istişare ettik ve evet dedik. Orası hasta yakınların misafiresine uygun bir konsepte değil. Neden değil? Fakir ailelerimiz var. Şimdi biz hasta yakınlara misafiresi denen yeri hizmete açmış olsak fakirlerimiz gelip orada konaklayamayacak. Çünkü kanun ve mevzuat gereği mecburen bir ücret ödemesi lazım. Yani zenginler misafirhanesi tabiri caizse. Biz fakirlerimize hizmetkar olacağız dedik. Eyyubiyeli kardeşlerimize hizmetkar olacağız dedik. Nasıl bir adım atalım dedik. Aklımıza hayırsever kayısı ailesi geldi. Evet, anında Ali Kayısı amcamızı aradık. Durumu kendisine izah ettik. Hiç uzatmaya gerek yok. Hızlı bir şekilde bu hayrı işleyelim dedi. Evet, hasta yakınları misafirhanesini inşallah hizmet binasına dönüştüreceğiz. İhalemizi başlattık. İhale aşamasındayız. İçinde tefrişatımız var değerli hemşerilerim. Eyyubiye halkı fakir bir halk. Tefrişat mı gerekirse Eyyubiye halkına fakir hemşehrilerimize dağıtırız. Şerefle dağıtırız. Çünkü onlar her şeyin en güzelini hak ediyor. Bugün şu mübarek vakitte ellerimizi açtık, huzuruna geldik ya Rabbi. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'da valilik 15 gün boyunca açık alanda uygun görülenler dışında her türlü etkinliğin yasaklandığını açıkladı. Şanlıurfa Valiliği 20 Eylül ile 5 Ekim tarihleri arasında uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma, bildiri dağıtılmasını yasakladı. Yapılan açıklamada valilikte kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 Taksim C maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 17. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, kuşlama ve benzeri türdeki tüm açık alandaki etkinlikler 20 Eylül 2019 saat 00:00'dan 4 Ekim 2019 saat 23:59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır denildi. Çocuklarının daha kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi 19. gününde de 44 aileyle devam ediyor. Çocuklarının daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek eylem başlatan ailelerin evlat nöbeti 19. gününde de devam ediyor. Oturma eylemine katılan kaçırılan çocukların yakınları, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından serbest bırakılmasını isteyerek eylemlerinin evlatlarına kavuşana kadar devam edeceğini söyledi. İşte televizyonlarda konuşuyorum diye bas bas bağırıyorlar, tehdit ediyorlar, eşime tehdit etmişler. Ne kadar tehdit etseler bilene boştur. Ben sonuna kadar buradayım, burada olmaya devam edeceğim. Benim kızım gelmediği sürece hep de oturacağım. 2018'de Yasemin ölmüş diyorlar. Hayır, Yasemin ölmemiş. Ölmeyecek de o. Gelecek. Yasemin gelmedi sürece ben burada kalacağım. Nerede biraz bir tarafta boşluk, çocukları onlara kandırıyorlar. En çok gerçekten en çok öyle ailelere takip ediyorlar. Öyle ailelere canları yakıyorlar. Ben kızımı istiyorum. Ben kızımı peşindeyim. 6 sene oldu, 7'ye geliyor kızım gitti. Oraya kadar da gittim, Avrupa'ya kadar da gittim, Suriye'ye gittim, gördüm. Televizyonda canlı gördüm ama oraya gittim, bulamadım. Ben kızımı istiyorum, bütün yetkililere, tek Türkiye değil, bütün dünyaya sesleniyorum. Artık bizim yüreğimize el atsın. Sayın seyirciler, Gaziantep'te eşine rastlanılmamış bir olay yaşandı. Gaziantep'te resmi nikahları kıyıldıktan sonra kız tarafının düğünden vazgeçtiği Eser Efsane ve Damla Efsane çifti birlikte kaçtı. Aile büyüklerinin araya girmesiyle gelinin ailesi
ikna olarak düğün yapılmasına izin verdi vermesine ancak evlerinin önünde kına gecesi yapıldığı sırada gelinin babası ve kardeşlerinin bıçakla saldırdığı damat öldü, annesi Meryem Fidan ise ağır yaralandı. Olay gece geç saatlerde Gaziantep'in Üçoklar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Kahramanmaraş'ta yaşayan Eser Efsane ile Damla Efsane görüşüp tanıştıktan sonra evlenmeye karar verdi. Gelin ve damadın aileleri de anlaştı ve yaklaşık 3 ay önce nişan yapıldı. Daha sonra düğün tarihi kararlaştırıldı ve 2 ay önce de çift nikah masasına oturdu ve resmi olarak evlendi. Çift düğün hazırlıkları yaparken Damla'nın ailesi düğün alışverişi nedeniyle Eser'in ailesiyle tartışarak düğünden vazgeçti. Birbirlerini seven çiftse beraber Kahramanmaraş'a kaçtı. Her iki aile büyüklerinin araya girmesiyle Damla Efsane'nin ailesi düğün için izin verdi. Dün gece gelinin ailesinin yaşadığı evin önünde kına gecesi düzenlendi. Gecede gelinin isimleri henüz öğrenilmeyen babasıyla kardeşleri bıçakla damatla annesi Meryem Fidan'a saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yere yığılan Eser ve annesini özel bir hastaneye götürdü. Tedavi alınan Eser Efsane boğazına aldığı bıçak darbesi nedeniyle doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden annesi Meryem Fidan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırıyı yapanların olaya müdahale etmemeleri için çevredekileri biber gazıyla uzaklaştırdıkları öne sürüldü. Polis, yaptıkları çalışma sonrasında olaya karıştığı saptanan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şanlıurfa'da Oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımıyla hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor. Son yıllarda konutlarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömür satışında yaşanan düşüş, Şanlıurfa'da Oduncular Sitesi esnafını üzdü. Şanlıurfa Oduncular Sitesi esnafı, Oduncular Sitesi dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Yani odun fiyatlarının yükselmesinin sebebi yakıttan dolayı. Yakıt pahalı diye, nakliye pahalı olunca mecbur da burada zam oluyor. Yani kendileri zam yapmıyor. Millet alamıyor. Odunun fiyatı geçen seneye göre %50 arttı. Her taraftan odun, kömür satılıyor. Bakkallar, manavlar, tüpçüler, herkes odun, kömür satmaya başladı. Kömür her tarafta kömür satılıyor. Maalesef bizim burada da sitere içerisinde odun, gelen odun fiyatları 800-750 600 milyon kayısı bu fiyatlarda odun satılıyor. Kömürün torbası ise 30 milyon. Millet mecbur alıyor. Ne yapsın? Alım gücü yok ama adam mecbur alıyor. Borç da etse, ne yapsa adam gelip mesela kışlık odununu, kömürünü alıyor. Odun fiyatı kayısı 600 kağıt. Meşe 800 alır. Kilo 800. İşçiler zaten belli. Yaz bitti, güz geldi derken havalar kış mevsimine doğru gidiyor. Her ne kadar kış ayları sert geçse de mevsim geçişleri hastalıkları da beraberinde getiriyor. Antibiyotik kullanımı ve bol sıvı tüketilmesi konusunda da uyarılarını tekrarlayan uzman doktor Şergıl Maltaş, Kanal Urfa mikrofonları aracılığıyla vatandaşlara bazı önerilerde bulundu. Sabah, yani gündüz ve gece ısı farkı çok fazla. Mesela gündüz çok sıcak bir hava yaşarken terleme ve yoğun su isteği olurken gece ciddi oranda soğuk olabiliyor. Bu gibi durumlarda hastalarımız bazen yanılsamalara kapılabiliyorlar. Mesela gece ile gündüzü veya sabahın erken saatleriyle yani gündüzü karıştırabiliyorlar. Mesela ince giyinen hastalarımız, hala çok ince giyinen hastalarımız olabiliyor. Bu gibi durumlarda ne olabilir mesela? Bizim soğuk bağışıklık sistemimizin en fazla etkilenen şeylerden bir tanesi soğuktan etkilenir.
Çünkü soğuğa bağlı kan dolaşımı bozuklukları oluşabilir. Buna bağlı bağışıklık sisteminde dengesizlikler gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda özellikle en fazla hasta olunan dönemlerden biridir. Çünkü biz antibiyotikleri çoğu zaman mikrobik enfeksiyonlarda veriyoruz. Viral enfeksiyonlarda antibiyotikten bir etkinliği yoktur. Mesela siz viral bir enfeksiyona bağlı grip olursunuz. Gribe bağlı ateşiniz de yükselebilir. Ama velakin viral bir enfeksiyon kaynaklı olduğu ortaya konduysa bir hekim tarafından bir antibiyotik tedavisi bunda çok fazla yeri yoktur. Ama bu iş bakteriyel bir enfeksiyona döndüyse eğer veya bakteriyel bir enfeksiyon olarak başlayıp devam ettiyse elbette ki antibiyotik gerekiyoruz ama bunun da zaten kararını verecek kişi hekimimizdir. Hekimimiz bu konuda sizi yeterince bilgilendirebilir. Yani özellikle eklem ağrıları olan veya ciddi hastalığı tarif eden hastalarda genelde bunun çaresini bulamadığı zaman farklı farklı yollara gidip bu şekilde sonuçlara varabiliyor ama bu doğru, çok doğru bir şey değil. Çünkü biz bir hastayı muayene ettiğimiz zaman yani sadece tek bir açıdan düşünmüyoruz. Bazen hatta kendimiz bile yetmediğimizi düşündüğümüz zaman başka hekim arkadaşlarımızdan da yardım istiyoruz. Olmazsa kan tahlilleri istiyoruz veya grafiler veya ultrason veya tomografi veya MR istiyoruz. Yani bunların sonucunda bile biz bazen çok net karar veremediğimiz durumlar olabiliyor ki bir internetin yani bir tarayıcının bu şekilde karar vermesi mümkün değildir. Vatandaşlarsa mevsim geçişlerinde kendilerince aldıkları önlemleri Kanal Urfa mikrofonlarına anlattı. Hiç internetten hastalık araştırıp kendiniz ilaç kullandınız mı? Yok kesinlikle. Ne söyleyeceksiniz? Bunu yapanlar var. Ya herkesin görüş açısı farklı mesela. Yanlış bir şey ben... değil mi? Yanlış bir şey bence. Mevsime göre giyim yapacaksın. Şimdi yaz ayrıdır, güz ayrıdır, kış ayrıdır. Ona göre kendi kendine ayarlayacaksın. Onun için yani böyle şeylere çok dikkat etmesi lazım yani. Öyle ilaçlara güvenmesinler yani. Doktorumuz var. Hastanemiz var. Onun için böyle şeylere çok dikkat etmemiz lazım yani. Temizliğe en başta dikkat etmeniz. Mevsimine göre giyinmemiz lazım. Sebzelerden, meyvelerden, hepsinden yiyeceklerden yesinler. Yani bitkisel pek ilaç kullanmıyorum. Bazen soğuk, bazen sıcak olabiliyor. Yani soğuk, yani şu anda daha soğuklar tam gelmedi. Mevsim geçer yani mevsim geçişlerine göre giyinmek gerekiyor. Şu anda hava sıcak, şöyle giyiniyoruz. Mesela 20 gün sonra ne yapabiliriz? Biraz daha kalın bir şeyler giyebiliriz. Bir yerler ağrıyorsa kime gitsinler? Ben yani bakkaldan alınan ilaçlar var. Öyle onu aldım buram ağrıyor, içeyim böyle bir şey yapmasınlar. Bu sakıncalı bir durum. Yani bilinçsiz bir şekilde ilaç almak doğru değil. Vallahi hocam bilmem ki şimdi Urfa'nın öyle bir sıcağı var ki hiç kimse dayanamıyor. Yani herkes hastalanıyor aşağı yukarı. Haliliye Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki okuma salonları ile sınavlara hazırlanan öğrencilere uygun ortam sağlıyor. Üniversiteye hazırlık kurslarıyla öğrencileri geleceğe hazırlayan Haliliye Belediyesi öğrencilere rahat bir şekilde ders çalışma ortamı da sunuyor. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Bahçeli Evler Gençlik ve Eğitim Merkezi ve Sırrın Mahallesi'nde yer alan okuma salonlarında öğrenciler sessiz ve rahat bir ortamda ders çalışma imkanı buluyor. Üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerin yanı sıra okul derslerini de çalışmaya gelen öğrenciler, Haliliye Belediyesi'nin eğitime yönelik bu hizmetinden memnun olduklarını söyleyerek Başkan Mehmet Can Polat ve ekibine teşekkür etti. Boş vakitlerinde burada değerlendirerek ders çalışıyorum. Haftanın 6 günü buradayım. Pazar günleri özellikle burada çok faydalı oluyor benim için. Güzel bir ortam var. Haftanın 5 günü falan buraya geliyorum. Genelde 12'den sonra gelip akşam saatlerine doğru gidiyorum. Buranın çalışma ortamı olsun, sessizliği olsun, masaların genişliği, koltukların rahatlığı olsun çok güzel bir ortam. Kütüphanenin Urfa gibi bir memlekete kazandırılması çok güzel bir uygulama. Ben haftanın 5 günü bu kütüphaneyi kullanıyorum ve oldukça memnunum. Temiz bir yer, rahat ve düzenli olarak ders çalışabileceğim bir imkan. Bize bu uygulamayı kazandıran Haliliye Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Okuma salonlarının saat 08 ile 20 arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet verdiği öğrenildi.
Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın birbirinden özel lezzetleri arasında yer alan Urfa fıstığı bu yıl az olması nedeniyle pahalıya satıldı. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan vatandaşlar da fiyatların yüksek oluşundan muzdarip. Urfa fıstığında bu yıl rekoltenin çok az olması fiyatları yükseltti. Durum böyle olunca vatandaş fıstığa hasret kaldı. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar zamlardan akıllarına fıstığın gelmediğini belirtti. Vallahi henüz daha alamadık. Almayı da düşünmüyoruz çünkü pahalı olduğundan dolayı. Yani fıstıktan ziyade normal ev ihtiyaçlarını her taraf pahalı. Her taraf pahalı, her şey pahalı. Normalinde fıstıktan ziyade yani bir insan bu aşamada geçimini sağlıyorsa ne mutlu o insanlara yani. Fıstık eksik kaldı. Yani fıstık şu anda zaruri olan ihtiyaçlardan ziyade hani durum böyle yani. Her taraf pahalılık içerisinde. Normal bir insanın yani ev ihtiyaçlarını giderilmesi bu dönemde çok güzel bir şey yani. Hani fıstık 5. 6. planda galiba lüks kalıyor. Lüks mü oldu efendim bizim için? Lüksten ziyade her şey pahalılık yani. Her şey pahalı. Yani insanlar daha doğru dürüst çarşıya çıkıp da bir alışveriş yapamıyorlar yani. Yani bugün neyi düşünüyorsan düşün yani her şeye zam geldi. Bire %15, %20, %30'lara varan zamlardan dolayı gerçekten Urfa halkı değil, bütün Türkiye'de mevcut olan her kalemde her şey pahalı yani. Başını alıp gidiyor yani. Alamıyoruz. Yiyemedik. Daha almadık, yiyemedik. Yiyemezdik de yani. Çünkü millet hep krizde. Para piyasada yok. Piyasa dönmüyor. Alan gidiyor. Sıkıntılı, her yer sıkıntılı. Her yer sıkıntılı. Olmuyor piyasa yani. Fıstığın merkezi burası. Antepliler ismini bizden almış. Antep fıstığı, Antep fıstığı. Urfa'da yetişen fıstık Antep'ten yani 2-3 kat daha fazla. Biliyoruz yani biz. Biz de köylü çocuğu olduğumuz için biliyoruz yani. Maalesef. Ne kadarlık evet. Aldınız efendim az önce? Ya ben normalde günlük 5-10 liralık alıyorum, yiyorum yani. Ama eve fazla alamıyorum. Yani eve yani haftada 1 kilo ya da 2-3 kilo alıyoruz. Tezgahta kırmızı kabuklu fıstığın kilosu 35 lirayla 40 lira arasında değişiyor. Kavlak fıstığın kilosu ise 70 liradan satışa sunuluyor. Bir hafta içinde tezgahta fıstık kalmayacağını belirten fıstık satıcıları vatandaşın bu sene fıstık yiyemediğini ifade etti. Hep vatandaşların yanı bu sene niye bu kadar pahalı? Bizim suçumuz bunda yok. Yani pahalı alacaksın, pahalı vereceksin. Yani bu sene böyle bu şekilde devam edecek. Kalmadı. Burada hemen bir hata var ya yoktu yani. Belki 6-7 gün sürür ya sürmez. Şok getiriyor ne olacak? Tece pahalı. Niye bu kadar pahalı? Fıstık olmadığından dolayı pahalı. Yani bu sene çok vatandaş çıkarıya götürüyordu. Götüremiyor. Yani onu götüremeyecekler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çocukların ve gençlerin yaz aylarını değerlendirebilmesi için 21 branşta açtığı yaz kurslarını 5.824 kişinin katılımıyla tamamladı. Kültür, sanat, spor ve daha birçok alanda açtığı yaz kurslarıyla sosyal etkinliklerle çocukların ve gençlerin kişisel gelişimi ve becerilerinin artması için Büyükşehir Belediyesi 21 branşta açtığı yaz kurslarını yoğun katılımla tamamladı. Büyükşehir Belediyesi bu bağlamda basketbol, voleybol, futbol, handbol, tekvando, güreş, judo, yüzme, okçuluk, kickboks, karate, badminton, muay thai, dart, kort tenisi, masa tenisi, resim, bilgisayar, halk oyunları, müzik ve Kur'an-ı Kerim branşlarında toplamda 5.824 gence ücretsiz yaz kursları düzenledi. Kurslardan faydalanan öğrenciler kurslardan çok memnun olduklarını söyleyerek kendilerine bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Bugün de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Görmek ve duymak istediğiniz haberlerle yeniden buluşuncaya dek yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.